Başkan Ali Yıldız'ı ağırladık. Şimdi çimento tarafını konuşacağız dedik. Türk Çimento Başkanı Fatih Yücelik bizimle olacak. Fatih Bey hoş geldiniz Zeynep. Merhabalar güzel oğlum, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Şimdi öncelikle en sıcak gelişme tabii sektörü de etkileyecek ki zaten biz borsada halka açık şirketler üzerinden de fiyatlamayı görebiliyoruz. Kanal İstanbul evet. Projesi Haziran ayında ilk kazmana vurulacağı söylendi ama ne kadarlık bir çimento talebi olacak? Türkiye'deki şirketler bunun ne kadarını karşılayacak ve tabii ki bölge için şu an acaba bir harita, yol haritası çizildi mi? Şimdi tabii Kanal İstanbul proje itibariyle sadece kanalın olduğu alan değil, etrafında düşündüğümüz zaman ciddi bir proje. Şu an Türkiye'nin kapasitesi buna yeterli durumda. Kapasite hatta şöyle söyleyeyim, mesela şu anki kullanım oranlarına, tüketime ve kapasiteye baktığımız zaman aslında 40 milyon tonluk bir açıktan bahsediyoruz. Hala kapasitemiz yeterlidir. Türkiye'nin yaklaşık 110 milyon ton kapasitesi var. Dolayısıyla projeye de yeterli olacağını düşünüyorum. Peki Fatih Bey, şu ana kadar şirketlere bir bilgi gitti mi bu projede kimlerin olup olmayacağına dair? Kamu otoritesiyle temasınız yok. Henüz bir bilgi verilmedi. Herhangi bir temas yok, herhangi bir bilgimiz de yok şu an. Peki hemen geçelim buradan o zaman konut sektörüne. Aslında konut diye sık sınırlamayalım, inşaat, altyapı yatırımları. Tüm bunlarda elbette pandemiyle beraber bir miktar duraksama oldu. Her ne kadar ilk sene tabii faizler, kampanyalar vesaire konut satışları geçtiğimiz sene biraz güçlü başlasa da mevcut stoklar eritilmeye çalışıldı. Öte yandan altyapı yatırımları ve diğer yatırımlarda da bir miktar duraksama olduğunu gördük pandemiyle. Sizden dinleyelim çimento talebi Türkiye'de nasıldı? Sonrasında ihracat rakamlarını da geçeceğim ama önce iç pazarı merak ediyorum. Tabii ki. Şimdi bu yılın ilk 5 ayına baktığımız zaman bir önceki yılın 5 ayıyla kıyasladığımızda %54'lük bir konut satışında düşüş gözlemliyoruz. Burada 2019'u da baz aldığımızda 2019'un ilk 5 ayıyla bu yılın 5 ayını kıyasladığımızda oranlar hemen hemen aynı. Bu da şunu gösteriyor aslında, konut satışlarının tamamıyla kredi faiz oranlarıyla doğru orantılı olduğunu görüyor. Faizler arttığı zaman konut satışlarındaki düşüş gayet tabii zaten biliyorsunuz. Dolayısıyla bu hani çimento veya fiyatlarıyla bağlantılı bir şekilde değil, tamamen konut faizi, konut kredisi faiz oranlarıyla doğrudan ilişkilidir. Çimento sektörü açısından da tabii şu an bir düşüş beklemiyoruz açıkçası. Yani konut satışlarının düşmüş olması mevcut stoklarda eridiğinden dolayı bir miktar yeni stok üretiliyor. Dolayısıyla kısa vadede bir çimentoda düşüş beklemiyoruz ama uzun vadede stokların artmasıyla birlikte çimento sektöründe bundan mutlaka etkileneceğini bekliyoruz. Altyapı özellikle 2018-2019 yılları arasında bir duraksama yaşamıştı. Sonrasında tekrardan bir hız verildi. O anlamda çimentoya talep artmıştı. Ama tabii devlet yatırım planlamasıyla alakalı olarak da bütçeye baktığımızda bütçeye ayrılan pay altyapıda artırılmış durumda. Dolayısıyla eğer uyumlu gidilirse herhangi bir düşüş beklemiyoruz. Fakat konut satışları ciddi anlamda düştü maalesef. Yani faizlerin düşüş eğilimi olursa tekrar artış sağlanabilir. Ama şöyle bir durum var. Türkiye biliyorsunuz genç bir nüfusa sahip. Dolayısıyla talep hiçbir zaman bitmeyecektir. Yani inşaat sektöründeki talep satışlarına baktığımız zaman işte özellikle ipotekli satışlara baktığımız zaman artış veya düşüş eğilimleri oluyor. Ama biz genç nüfusumuza güveniyoruz. Dolayısıyla mutlaka tekrar eski haline geri dönecektir. Peki Fatih Bey, burada tabii kur tarafındaki oynaklık faizlere ek olarak sektörü etkiliyor. Ben buraya dair görüşlerinizi de merak ediyorum. Elbette tabii ihracata belki atıfta bulunacaksınız. Bu anlamda ihracat gelirlerinde önemli kur yükselişi pozitif iş insanları için, sektör için ama bir yandan tabii ithal girdiler üzerinden de değerlendirmek lazım. Kesinlikle öyle. Şimdi tabii kur bizim için çok önemli bir tarafı var. Şöyle ki bizim maliyetlerimizin %80'i aslında dövize endeksli. Nedir bu? Kömür, elektrik ve aynı zamanda kullandığımız makine ekipmanların %90'ı dövize endeksli. Dolayısıyla kurdaki bir artış bizi çok ciddi anlamda olumsuz etkiliyor maalesef. Mesela şöyle örnek verebilirim. Şimdi maliyetlerimiz de bu dönemde hem kurdan dolayı hem de diğer girdilerimizin artışından dolayı inanılmaz derecede arttı.
Şöyle ki mesela geçen sene 50 dolara aldığımız, 50 dolar civarında aldığımız petrokok şu an 140-150 dolar seviyesine çıktı. Yani %250'lik bir artıştan bahsediyoruz aslında ve bunu da hem dolar bazında artış hem fiyat bazında artışla kıyasladığımız zaman inanılmaz bir, Türk lirası bazında inanılmaz bir artış var. Bizim şöyle bir şanssızlığımız var aslında. Biz mesela girdilerimizin %80'i döviz olmasına rağmen satış fiyatlarımız Türk lirası biliyorsunuz. Yani yerel pazarda, iç pazarda Türk lirası olarak satıyoruz. Yani dövizdeki bir artış bizim maliyetimizi otomatik olarak artırırken bunun fiyatlara yansıyamadığını görüyoruz ki 2-3 senedir ciddi anlamda birçok sektör olduğu gibi çimento sektörü de çok ciddi anlamda etkilendi. Kapasite kullanım oranlarımız çok düştü. Yani neredeyse %40'ların üzerinde bir kapasite kullanım oranı düştü ki şöyle örnek verebilirim. Mesela hem bizim hem de birçok üyemizin fabrikaları 7-8 ay boyunca yatan fabrikalar var. Hiç çalışmadan. Yani bunu takdir edersiniz ki sanayiciler için bu fabrikanın durması demek aslında sanayicinin kalbinin durmasıyla eşdeğerdir aslında. Yani bizim için anlamı odur. Yoksa oradaki mevzu para değildir ama bu çok önemli bir şeydir. Çünkü bir katma değer üretemiyorsunuz, çalışamıyorsunuz. Şimdi tabii kapasiteler düşünce, daha doğrusu talep düşünce iç pazarda biz de ihracata yöneldik. Yani sektörün birçok firması ihracata yöneldi. Önceki yıllara baktığımızda 10-12 milyon ton seyrinde giderken yaklaşık 30 milyon tona yakın bir artış gözlemledik. Bu da tabii asıl sebebi aslında oradan para kazandığımız için değil, fabrikalar durmasın diye, en azından sabit maliyetlerini karşılayabilsinler diye mecburen ihracata yöneldi. Şimdi Güzem Hanım, bizim çimentomuz pahada hafif, yükte ağır bir malzeme. Dolayısıyla böyle çok uzak mesafelere taşınabilir bir mal değil aslında. Ama maalesef fabrikalar durmasın diye ihracata yöneldik. Tabii burada ihracat fiyatlarından da çok ciddi bir gelir aslında kârlılık anlamında bir gelir sağlanmıyor. Tamamen işte fabrikaların maliyetlerini karşılayabilmesi anlamında bir aksiyondur bu aslında. Ama baktığımız zaman dünyanın şu an en büyük ikinci ihracatçı ülkesi konumuna geldi. Ki zaten sektör olarak da Avrupa'nın birincisiyiz. Dünyada beşinci sıradayız büyüklük anlamında, kapasite büyüklüğü anlamında. Ve maliyetlerimize, satış fiyatlarımıza baktığımızda da aslında dünyada mesela Çin'de şu an çimentonun tonu 65 dolarken ki Çin yaklaşık 2-2,5 milyar ton kapasiteye sahip bir ülkedir. Bizde 35 dolar. Yerel pazardan bahsediyorum. Yani neredeyse yarısına yakın bir fiyatta. Dolayısıyla Avrupa fiyatlarına baktığımız zaman da 80-90 dolarlarda, işte Afrika'da 100-110 dolar civarında. Ama bizde bu rakam hala maalesef 35 dolar. Yani dünyanın diyebiliriz ki en ucuz çimentosunu biz satıyoruz. Peki pandemiyle beraber pazar çeşitliliği konusu ne kadar başarılı Türkiye? Şimdi tabii çimentonun biliyorsunuz kullanıldığı alan bellidir. Yani burada ihracatta özellikle bir genişleme sağlandı. Hani ülke içerisinde bununla ilgili açıkçası bir veri veremem size ama ihracat noktasında ülke genişliği, işte ülke çeşitliliği daha doğrusu ve ihracat fazlalığıyla alakalı bir artı getirdi diyebilirim. Aslında Fatih Bey şunu sormaya çalıştım. Mesela biz küresel ticaret ediyoruz ya, mesela Çin'in ağırlığı azalıyor ya da işte Avrupa diyor ki ithal girdiler de Çin'den değil de başka ülkelerden de artık ürün almalıyız diye. Türkiye'nin de çimento tarafında en fazla ihracat yaptığı pazarlarda yeni hedefler var mı? Özellikle Türk çimento olarak nasıl görüyorsunuz oradaki isteği, ülkelere dair bakış açısını? Tabii tabii. Şimdi bunu zaten bizim ülkeler bazında baktığımız zaman Amerika, İsrail, Afrika ülkeleri özellikle bizim ana pazarımız. Avrupa Birliği de yaklaşık bütün ihracatın %9 civarında bir rakamı kapsıyor. Burada tabii ki şöyle, iştah aslında tamamen fiyatla alakalı bir şey. Yani bu kadar çok artışın ve diğer taraflarda ülkelerin bizi talep etmesinin sebebi aslında tamamen fiyatlarımız. Yani şöyle düşünün, İşte Afrika'da 110 dolara satılıyor. Buradan klinker gidiyor, işte gemiye yükleniyor. Bir oranın bir maliyeti var. İşte gemiyle gidiyor, bilmem kaç bin kilometre. Ondan sonra orada yükleniyor, boşalıyor, fabrikaya gidiyor, üretiliyor, çimento yapılıyor ve satılıyor. Dolayısıyla yani burada bizden aldıkları rakamlar çok düşük fiyatlarda oldukları için tercih sebebi oluyoruz.
Mutlaka özellikle Amerika'da mesela bazı firmalarımız hatta şu an ihracat açısından yeni büyük kapasiteli hatlar da kurmaya başladı. Bu şekilde iç pazardaki talep artmadığı sürece, bu tamamen iç pazarla alakalı. İç pazardaki talep artmadığı sürece biz dünyada bu tonajlarla Vietnam'dan sonra ikinci büyük ihracatçı ülke olmaya devam edeceğiz. Öyle görünüyor. Peki Afrika'da Amerika ile yeni projeler geliştirebilir deniliyor. Size buna dair bir duyum geldi mi? Özellikle inşaat sektörü ve size tabii çimento sağlayıcıları olarak Afrika pazarında Amerika ile ne kadar ortak iş yapmaya açıksınız? Böyle bir kapasite, böyle bir aslında omurga kas var mı? Şimdi tabii ki var. Birçok firmamız zaten hali hazırda hem yabancı hem yabancı ortaklı ve yurt dışında çok ciddi işler başaran firmalarımız var. Dolayısıyla bu kaslarımız çok güçlüdür bizim. Ve çok çabuk aksiyon alırız. Böyle bir durum olması da sonucunda çok hızlı bir şekilde aksiyon alacak birçok firmamız var. Ki hali hazırda zaten oralarda ortaklıkları olan veya fabrikaları olan, işletmeleri, tesisleri olan birçok firmamız var. Fatih Bey, yani çok teşekkür çok ediyorum. Çok sağ olun katıldığınız için. Rica ederim. Yayınlar diliyorum. Sağ olun. Türk Çimento Başkanı Fatih Yüceli'yi ağırladık. Kısa bir ara, aranın arkasından devam edeceğiz.